Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'a hazırlık ve biz çalışan bayanlar için pratik kolay olan bilgiler paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki buğday arkadaşlar. Buğdayı bir gece öncesinden ıslattım, suyunu süzdüm. Şimdi bunu tencereye alacağım. İstediğim kıvama gelene kadar haşlayacağım. Daha sonra soğuduktan sonra poşetlere koyup buzluğuma yerleştireceğim. Bu şekilde tencereme koydum. Ve buğdaylarımı haşlıyorum. Dediğim gibi soğuduktan sonra bunları poşetleyip buzluğuma atacağım. Pratik olmak adına yaptığım ikinci şey ise nohutlarımı bir gece öncesinden arkadaşlar suda ıslattım. Şimdi suyunu döktüm arkadaşlar. Bunu da bir tencereme boşaltıp hafif yani 15-20 dakika falan kaynatacağım. Daha sonra yine buğdayımı yapacağım gibi süzüp poşetlerimi birer yemeklik olarak buzluğa göndereceğim arkadaşlar. Bu şekilde tenceremi yerleştirdikten sonra 15-20 dakika haşlıyorum. Normalde arkadaşlar ben nohutumu haşlamıyorum. Bu suda bekletip şişirdikten sonra direkt poşetleyip buzluğa atıyorum. Ama Ramazan ayına girdiğimiz için pratik olsun diye ve hemen pişsin diye bu şekilde biraz haşlayıp öyle buzluğa kaldıracağım. Nohutlarımızı ve buğdaylarımızı bu şekilde poşetledim. Şu poşeti daha fazla yaptım buğdayda. Çünkü aşure yapacağım Ramazan ayında tatlı olarak gelen misafirlerime. Diğerleri de eşit şekilde nohutlarımı poşetlerimi yerleştirdim. Bunları misafirin geliş ya da hani kendimiz yemesi olarak orantılı olarak da kullanacağım arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde poşetlendikten sonra buzluğa gidiyor. Ve arkadaşlar sıradaki Ramazan aylarında yaz gününde kana kana içebileceğimiz limonataları hazırlamak. Bunun için sadece bir portakal ve bir limon size yeterli olacak. Bunda yapacağım şey, bazı kanallar bunu bütün olarak koyuyorlar arkadaşlar. Ama ben şu arka kısımlarındaki yerleri alıyorum ve portakalımı kabuklarıyla beraber küp küp doğruyorum arkadaşlar. Bir portakal ve bir limondan tam tamına 3 litre size limonata çıkacak arkadaşlar. Limonu da aynı şekilde doğrayacağım. Peki bu limonata nasıl oluyor derseniz, bunları bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar ve buzluğa atıyoruz. Kullanacağımız zaman buzluktan çıkartın, birazcık bekletin. Daha sonra rondodan geçirin arkadaşlar. Ve rondodan geçirdiğiniz pelteyi kaynamış suyun içine koyuyorsunuz. İçine bir adet limon tuzu koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu iyice karıştıralım ve damak zevkinize göre şeker ilave edelim. Daha sonra bunu süzgeçten bir güzel geçirdikten sonra size 3 litre çok güzel limonatanız hazır olacak. Buzdolabınıza koyun, soğuk soğuk tüketin arkadaşlar. Doğramış olduğum portakalımı ve limonumu buzdolabı poşetine koyuyorum. Bu şekilde tam 3 litrelik limonatanız hazır olacak.
yaptığım diğer şeylerden bir tanesi de arkadaşlar çilek poşeti. Çileklerimi alıyorum, doğruyorum. Kesin arkadaşlar. Bunları poşet yapılacak şekilde doğradıktan sonra buzdolabı poşetine yerleştiriyorum. Poşet yapacağım zaman çıkartıyorum. Buzu çözülmeden direkt suyu katıp kaynatıyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi damak zevkinize göre şekerini ilave edelim. Buladıktan sonra bir pet şişe olabilir, bir kurabiye olabilir. Dolduralım arkadaşlar, buzdolabımıza koyalım. Serin serin, ferah ferah içeceğimizi içelim. Hem de ne içtiğimizi de bilelim. Dışarıdaki meyve sularında nasıl katkı maddeleri olduğunu bilmiyoruz. Üzerinde yazanlar ne kadar doğru, yazmayanlar var mı onları da bilmediğimiz için evde yapabileceğimiz bu güzel poşetler, şerbetler bizi her şekilde ferahlatacaktır. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz. Tabii çileğe falan alerjisi yoksa. Çileklerimi doğruyorum arkadaşlar. Doğradıktan sonra böyle poşetime yerleştiriyorum. Ve şöyle kafasını alalım. Ağzını bağlayalım. Bu da buzluktaki yerini alsın arkadaşlar. Arkadaşlar size başka bir pratik bilgi vermek istiyorum. Şimdi lahana dolması yapmak istiyorsunuz ama lahanayı haşlayacaksınız. Uğraş, bayağı bir uğraş veriyor. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Lahananı bir poşetin içine geçiriyorum ve bunu buzluğa atıyorum arkadaşlar. Şimdi ben size sadece buzluğa attığım kısmını göstereyim. Bunu da Ramazan için saracağım. Arkadaşlar bakın böyle bütün bir şekilde buzluğuma attım ve bunu sarmak istediğimde bir gün öncesinden, yani sabahtan dolu, ben şimdi çalıştığım için akşama kadar eriyor zaten. Eğer evdeyseniz bir gece öncesinden çıkartın ve çözülmesini bekleyin arkadaşlar. İnanamayacaksınız, sanki haşlanmış gibi oluyor ve haşlama derdini son diyorum. Bu çok güzel, çok pratik bir çözüm ve bütün yapraklar tane tane hiç yırtılmadan alabiliyorsunuz. Mutlaka bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ben şimdi dolmamı sarmak için lahanamı çıkardım. Çözülmesini bekliyorum. Onu da sararken size gösteririm arkadaşlar. Bunu bugün yapmadım arkadaşlar fasulye, ama bunu da size göstermek istedim. Bu da pratik bir şey. Fasulyeyi sadece suda şişiriyorsunuz. Bir gece bekletiyorsunuz, süzüyorsunuz ve buzdolabı poşetine yerleştiriyorsunuz. Direkt buzluğa atabilirsiniz. Daha sonra kaynatmadan, hiçbir şekilde kaynatmadan yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Ve çabukça da pişiyor arkadaşlar. Bu da size küçük bir not. Arkadaşlar salatalara koymak için ya da yoğurtlu olarak yemek için böyle bir aparatla, sesi de duyuyorsunuz. Kırmızı biberlerimi közlüyorum arkadaşlar. Biberlerim közlendi. Bunu soğuk suyun içine koyacağım. Bütün üstündeki kabuğu kaldıracağım. Doğrayacağım ve buzdolabı poşetine doldurup buzluğa yerine göndereceğim arkadaşlar. Ramazan ve buzluk hazırlıklarından bir tanesi ise biliyorsunuz kızartma çok güzel ama ağır oluyor, hele de Ramazan'da. Ben bu şekilde çapraz çapraz doğrayıp az bir yağla kavuruyorum arkadaşlar. Patlıcanları da aynı şekilde çapraz çapraz kestim, tencereme attım, az bir yağla onları da kavuruyorum. Sonra bunları bir kabın içerisine alıp
kapak kutu tadım şartını alıp buzluğa atacağım. En sonki halimde sizlere göstereyim arkadaşlar. Tek tek kızartıyorum, ediyorum falan göstermek istemiyorum uzun uzun. Sadece başlangıcını görmenizi istedim. Kırmızı biberlerimi de aynı şekilde kavuruyorum arkadaşlar. Sonra bakın böyle kabımı dolduracağım. Bunu buzluğa atacağım. Ben bu şekilde kavurduktan sonra bunları bir kaba alıyorum. İstersen bunu yoğurtlu ya da domatesli bir salata haline getiriyorum. Eğer ki yemek yapmak istiyorsam işte soğanla ve etle ya da kıymayla bir kavurma yapıp üzerine döküyorum. Salçalı suyu da ekleyip yemek haline getiriyorum arkadaşlar. Bu da çok pratik oluyor. Hem Ramazan'a hem de çalışan bayanlara kolaylık sağlayan yaptığım şeylerden bir tanesi de bu. Buzluğa attığım diğer şeylerden bir tanesi de dolmalık biber arkadaşlar. Dolmalık biberlerimi bu şekilde klasik dişlerini çıkartıyorum, üstlerindeki kısmı çıkartıyorum ve buzdolabı poşetine yerleştiriyorum direkt. Sonra buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabı poşetine koyup buzluğa yerleştiriyorum. Yapmak istediğimde yarım saat öncesinden çıkarmam yeterli oluyor. Direkt iç yapıp içine doldurup ocağıma veriyorum arkadaşlar. Bu da çok pratik oluyor. İşten gelince bir de dolmayı hazırlamaya hani içini falan çıkartayım da temizleyeyim de zahmeti ortadan kalkıyor bunu bu şekilde yapınca. Ramazan'a da güzel olacak. Çalışan bayanlara da güzel olacak bu yöntem. Size videonun başında göstermiştim. Beyaz mağanımı buzluğa atıyorum bütün halde. Bir gece öncesinden de çıkartıyorum yapacağım zaman. Bakın arkadaşlar aynı haşlanmış gibi. Hiçbir farkı yok. Kötü yerleri de görmedim, onları kesip alacağım. Haşlanmışla aynı kıvamda oluyor. İçi içinde bolca soğan doğradım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı salça koydum. İçine tuz, karabiber, kimyon ve az bir şeker koydum. Pirincim de var tabii. İçi de bu şekilde hazırlanıyor. Bunları yapıp sarıyorum. Bir saklama kabının içine koyuyorum. Buzluğa atıyorum. Bu da benim için bir kolaylık oluyor. Özellikle biz çalışan bayanlar için davet verdiğimizde, evlerimize iftara çağırdığımızda da büyük kolaylık sağlayacak bu dolma. Yapıp buzluğa attım, dolmayı çıkartıyorum bir gece öncesinden yine. Çözülmesini bekliyorum. Birbirinden ayrılıncaya kadar arkadaşlar. Ondan sonra üzerine yine yağını, tuzunu ve suyunu kattıktan sonra pişiriyorum. Size hazır dolma. Dolmalarımı da sardım. Böyle bir kapın içine koydum. Bunun kapağını kapatacağım. Ve bunu da buzluğundaki yerine koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi misafir gelmeden bir saat önce de çıkartabilirsiniz. Sabahtan da çıkartabilirsiniz. Ama bir saat yeterli oluyor. Birbirinden ayrılması yeterli. Tamamen çözülmesin dolmalarınız. Dolmaları tencereye dizdikten sonra salçalı suyunuzu, yağınızı, tuzunuzu kattıktan sonra bir güzel dolmalarınızı pişirsiniz. Önünüze hazır dolmanız gelmiş olur. Bu da bu kadar. Peki hazırlığım poğaçalar olacak arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum, böyle mayalanmaya bıraktım. Bakın mayalanmış. Şimdi bunları yuvarlayıp pişirdikten sonra buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Poğaçalarımı yuvarladım. Üzerine yumurta sarısı ve çörek otu ekledim. Bunları pişirmeye gönderiyorum arkadaşlar. Poğaçalarım pişti. Ilıdıktan sonra arkadaşlar böyle poşetlere yerleştirdim. 3 poşet poğaçam var. 5'erde koydum. Bunları da buzluğa atacağım. İstediğimde çıkartıyorum. Mikrodalgada ısıtıyorum. Ve ilk günkü gibi taptaze oluyor arkadaşlar. Burada yarım kıyman var. Kıymanın yarısını alacağım. Şöyle alalım. Şimdi bu kıymanın yarısını normal köfte yapacağım. Yarısını da sulu köfte yapacağım arkadaşlar.
Şöyle göstereyim. İkiye böldüm. Köftemin içine önceden şöyle rondodan geçirdiğim ekmek için var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu buzlukta saklıyorum yaptıktan sonra. Köftemin içine bu ekmek içinden koyacağım. İçine bir adet yumurtamı kırıyorum. İçine maydanozumu, rendelenmiş soğanımı, tuz, karabiber ve kimyon katıyorum arkadaşlar. Bunu güzel yoğuruyorum. Köfte haline getiriyorum. İyice yoğurdum. Köftelerimin kırmasını biraz bekleteceğim. Köftelerimi biraz bekleteceğim. Daha sonra size nasıl yaptığımı göstereceğim. Kıymanın diğer yarısı da köfte hazırladım arkadaşlar. Bunun içinde de yumurtamız, kısırlık bulgurumuz, rendelenmiş soğanımız, karabiberimiz, kimyonumuz, kimyonumuz ve kimyonumuz var arkadaşlar. Bunu iyice yoğuruyoruz. Köftelerimi hazırladım. Böyle unladıktan sonra poşetlerimi doldurdum. Bunlar benim için 2 yemeklik oluyor arkadaşlar. Tabii misafirin miktarına göre de bu poşetleri birleştirip bir yemek haline de getirebiliyorum. Benim şimdilik Ramazan hazırlıklarım bunlar arkadaşlar. Umarım size de faydalı olmuştur. Umarım aklınıza yeni fikirler de getirmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle. Herkese hayırlı Ramazanlar şimdiden.